Bakterilerde endospor oluşumu arkadaşlar. Bazı bakteriler olumsuz ortam koşullarıyla karşılaştıklarında endospor oluşturur. Amaç burada metabolizmasını durdurmak ve böylece olumsuz ortam koşullarından korunmak. Ortam normale döndüğü zaman tekrar endospordan çıkıp normal yaşamına devam edecek. Yani bazı endosporlar 100 yıl, yüzlerce yıl uyku halinde canlılığını sürdürebilir. Normal bakteriler 100 santigrat derecede ölür. Ancak endosporlar ölmez. Endosporları öldürebilmek için 121 santigrat derece ve yüksek basınç uygulanması gerekmektedir. Ortam koşulları değiştiğinde, olumsuz olduğunda bakteri metabolizmasını minimize edecek, durduracak. O yüzden arkadaşlar sitoplazmasını azaltması gerekiyor. Şurada görüyoruz. Sitoplazmasını azaltarak su, enzim, protein, ribozom ve benzeri gibi yapılarını da azaltmış oluyor ve metabolizmasını durdurmuş oluyor. Burada önce DNA molekülünü eşleyecek. Şurada görüyorsunuz. DNA eşlenmiş durumda. Sonra eşlenen DNA'nın etrafına hücre zarı, çeper ve benzeri gibi yapıları üreterek hücre içerisinde bir spor oluşturuyor. Evet, buradaki ana DNA'mız da arkadaşlar ölecek. Spor çok uzun yıllar boyunca varlığını sürdürebiliyor ve ortam koşulları normale döndüğünde bakteri o sporun içinden çıkarak normal yaşamına devam ediyor. Evet, endospor oluşumunda replikasyon var. Şurada DNA molekülümüz kendini eşlemiş oldu. Su miktarını azalttı. Metabolizmayı durdurmak ve ya minimize etmek için. Sitoplazma miktarının azalmasına bağlı olarak şurada sitoplazma miktarımız azaldı. Dolayısıyla enzim miktarı, protein miktarı, RNA miktarı azaltılmış oldu. Ribozom sayısı, zar yüzey alanı azaltıldı. Peki metabolizma, arkadaşlar metabolizma azalıyor veya duruyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Yine bazı YKS kaynaklarında yapılan bir hata var. Bunun bir bazal metabolizma olduğunu söylüyor endospor oluşumunun. Endospor oluşumu bir bazal metabolizma kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Bazal metabolizma sıcakkanlı yani sabit vücut ısılı hayvanlarda görülüyor. Kuşlarda ve memelilerde görülüyor. Bakterilerde böyle bir şey yok. Dikkat edeceğimiz bir başka nokta da şu, şurada yazmıştık zaten, endospor oluşumu tüm bakterilerde değil, sadece bazı bakterilerde görülen bir olay. Peki endospor oluşumu bir üreme şekli. Arkadaşlar endospor oluşumu bir üreme şekli değil, olumsuz koşullara karşı bir korunma şeklidir. Zaten birey sayısında bir artış yok arkadaşlar. Birey sayısı artmaz. Evet, şimdiki konumuz bakterilerde üreme. Şimdi bakterilerde hangi üreme çeşitlerini görüyoruz? Acaba eşeysiz üreme var mı? Arkadaşlar bakteriler eşeysiz yolla çoğalıyor. Eşeyli üreme bakterilerde görülmüyor. Ve hemen eşeyli üremesine geçiyoruz. Düzeltiyorum. Eşeysiz üremesine geçiyoruz. Eşeysiz üremesi nasıl olacak? Arkadaşlar eşeysiz üremesi basit ikiye bölünmeyle olacak. Basit ikiye bölünür. Burada önce DNA kendini eşler, yani replikasyon gerçekleşir. Sonra hücremizin boyu bir miktar uzar. Uzadıktan sonra septum oluşumu ile birlikte sitoplazma bölünür ve iki tane yavru bakteri, oğul bakteri meydana gelir. Süreç bundan ibaret. Şimdi bakterilerin eşeysiz üremesi ile ilgili bölünerek üreme görülüyor mu? Evet. Peki bu bir amitoz mu? Hayır. Bir mitoz mu? Hayır. Yine YKS kaynaklarını yapan hatalardan biri de bakterilerdeki bu bölünme şeklinin amitoz olduğu şeklinde. Ancak amitoz çekirdek zarı erimeden gerçekleşen bir bölünme şekli. Çekirdek zarı olmayınca da amitoz olması da mümkün değil. Mitoz zaten değil. Kromozom ayrılması var mı? Arkadaşlar kromozom ayrılması diye bir şey yok. Sadece DNA kendini eşliyor. Dolayısıyla kromatit ayrılması yok. Süreç içerisinde DNA kendini eşliyor. Çekirdek olmadığı için karyokinez yok. Ancak sitoplazma bölünmesi var. Bakterilerde çekirdekçik olmadığı için çekirdekçik erimesi de görülmüyor. Yani süreci incelediğimiz zaman şurada DNA işlenmesi ve sitoplazma bölünmesi görülüyor. Ana bakteri ile oğul bakteriler arasında kalıtsal bir farklılık var mı arkadaşlar? Bir kopyalama olayı, DNA kendini eşlediği için oluşan iki oğul bakteri birbirinin genetik kopyasıdır. Yani herhangi bir farklılık yok. Ancak bir farklılık varsa bunun nedeni ise mutasyon olacak. Arkadaşlar bakteriler
Neşe'a'dan her 25 dakikada bir çoğalır. Bu da onların geometrik olarak artmasına sebep olur. Peki bakteriler eğer sonsuza kadar böyle artsaydı ne olurdu? Her taraf bakteriyle örtülürdü. Peki her taraf bakteriyle örtülü olmadığına göre bakterilerin bu şekildeki artışını engelleyen faktör ne? Arkadaşlar bakteriler kendi oluşturdukları atıklar içinde zarar görüyorlar. Dolayısıyla bunların gelişme eğrisi bu şekilde değil, şu şekilde çizdiğimiz zaman belli bir yere kadar artar, sonra da sınırlanır. Demek ki bakterilerin büyümesini sınırlayan faktörlerden biri de kendi atıklarının içerisinde zarar görmesi. Yani çevresel koşullar veya çevre direnci diyebiliriz. Eşeğsiz üreme ile oluşan iki oğul bakteri ile ilgili diyor arkadaşlar. Şimdi ana bakterimiz var. Ana bakterimiz bölündükten sonra iki oğul bakteri oluşuyor ve bu iki oğul bakterinin kıyaslanmasını istiyor. Protein miktarları aynı da olabilir, farklı da olabilir. O yüzden şöyle olabilir yazıyoruz. Enzim miktarı da arkadaşlar yine aynı da farklı olabilir. Çünkü protein miktarı ve enzim miktarı genetik değildir. Beslenme şekli genetik olduğu için ve bu iki bakteri de birbirinin genetik kopyası olduğu için aynı olacak. Yine solunum şeklini genler belirliyor. Bu yüzden iki bakterimiz genetik kopya olduğu için bu da yine aynı olacak. Ribozom miktarı yine bir miktardan bahsediyor. Olabilir de olmayabilir de çünkü ne kadar ribozomun olacağı genetik değildir. Nükleotit dizilişi kopyalamayla olduğu için kesinlikle birbirinin aynısıdır. Gen miktarı yine genler zaten eşlenip DNA ile birlikte kopyalanıp oğul hücrelere aktarılıyor. Yine aynıdır. Protein yapısını belirleyen yine kim? Genler. Genler aynı olduğuna göre protein yapısı da aynı olacaktır. Bakterilerde konjugasyon. Konjugasyonun Türkçe karşılığı kavuşma arkadaşlar. Önce iki tane bakteri yan yana geliyor. Şurada gördüğünüz bir pirus var. Piruslar gen aktarımında kullanılacak bir sitoplazmik köprü görevi üstleniyor. Sonra plazmit dediğimiz şurada bir yapı var. Yeşil renkli görmüş olduğunuz yapı. Plazmitin iki tane zinciri birbirinden ayrılıyor. Bakın şuradaki zincirle buradaki zincir birbirinden ayrılıyor. Ayrılan zincirin biri diğer bakteriye doğru geçiyor. Geçtikten sonra her zincir, bakın şurada bir tane zincir kaldı. Diğer bakteriye de bir tane geçti. Sonra ne yaptılar? Bu zincirler karşı ipliklerini ürettiler. Ve böylece de buradaki, şu bakterideki arkadaşlar plazmitin kopyası diğer bakteriye aktarılmış olundu. Süreç bundan ibaret. Peki bu süreç içerisinde bakteri konjugasyonunda mayoz görüldü mü? Hayır, görülmedi. Döllenme görülmedi ama gen aktarımı gerçekleşti. DNA kendini eşledi. Gamet oluşumu görülmedi. Genetik çeşitlilik var. Tabii ki genetik çeşitlilik olaya iki tane bakteri giriyor. Sadece tek bakteride görülüyor arkadaşlar. Bir bakteri diğerine plazmitinin kopyasını göndermiş oldu. O yüzden iki bakteriden sadece bir tanesinde bir çeşitlilik görülmüş oldu. Gen aktarımı kaç yönlü gerçekleşti? Bir bakteriden diğerine doğru gerçekleştiği için tek yönlü gerçekleşiyor. Peki konjugasyon bir üreme şekli mi? Hayır, konjugasyon bir üreme şekli değil çünkü birey sayısı artmıyor. Sayısal artış yok. Konjugasyon tüm bakteriler tarafından mı görülüyor ya da yapılıyor? Hayır, bazı bakteriler tarafından yapılmaktadır. Peki bakterilerde kalısal çeşitliliği sağlayan olaylar ne? Bir mutasyonumuz zaten biliyoruz. Konjugasyon, bunu da söyledik. Bir de iki tane olay var. Transformasyon ve transdüksiyon. Transformasyon ortamda bulunan bir DNA'nın başka bir bakteri tarafından alınmasıdır. Alınan yabancı DNA'nın bakteri DNA'sına ekleniyor. Bakteri rekombinant DNA'ya sahip olarak bir çeşitlilik kazanmış oluyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman burada DNA parçaları olduğunu görüyoruz. Bu DNA parçaları gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan bakteriye geçmiş ve şurada ise gördüğünüz gibi bu DNA parçası bakterinin kalısal materyaline eklenmiş. Buna transformasyon adını veriyoruz. Transdüksiyon ise bir bakteriye ait DNA parçasının virüs aracılığı ile başka bir bakteriye aktarılmasıdır. Yine burada görüyoruz virüsler aracılığıyla bir bakteriye ait DNA materyali başka bir bakteriye aktarılmış olunuyor. Buna da biz transdüksiyon diyoruz. Sonuçta kalısal çeşitlilik sağlandığı için her iki olayda bakteriler rekombinant DNA'ya sahip olmuş oldu arkadaşlar.
Şimdi bir konu tekrarı yapalım. Tüm bakterilerde aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Kapsül oluşumu bazı bakterilerde görülüyor. Patojen bakterilerde, kamçı yine bazı bakterilerde, mezozom bazı bakterilerde ama önceki dersimizde de söylemiştik. Mezozom şu an için kabul edilen bir şey değil. Endospor oluşumu bazı bakterilerde, hücre çeperi yine bazı bakterilerde, ki mikoplazma gibi bakteri türlerinde hücre çeperi bulunmuyor. Hücre zarı tüm bakterilerde var. Yönetici molekül arkadaşlar var. Sitoplazma yine tüm bakterilerde görülüyor. Depo besin olarak glikojen ve yağ damlacıkların olması yine tüm bakterilerde gözlemlediğimiz bir olay. DNA malumunuz tüm bakterilerde var. DNA ve ribozom yine tüm bakterilerde var. Eşeğli üreme hiçbirinde yok. Hiçbirinde. Eşeysiz üreme yine tüm bakterilerde görülecek. ATP'yi yine tüm bakteriler yapacak. Ototrof beslenme bazı bakteriler tarafından gerçekleştiriliyor. Fotosentez yine bazı bakteriler. Kemosentez bazı bakteriler. Oksijenli solunum yine bazı bakteriler. Oksijensiz solunum ve fermantasyonda yine bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilen olaylardır. Konjugasyonu da az önce söylemiştik. Bazı bakteriler tarafından gerçekleştiriliyor. Endospor oluşumu şurada söylemişiz. Evet. Bakterilerin arkadaşlar önemine geldiğimiz zaman antibiyotik üretiminde kullanılıyorlar. Bakteriler antibiyotik üreterek kendi besi ortamındaki diğer bakterileri öldürüp o besi ortamına sahip olmak istiyorlar. Biz de bu antibiyotiklerden bakterileri öldürmeye çalışıyoruz. Peki antibiyotiklerin özellikleri ne? Bakterinin hücre duvar oluşumunu engelliyor. Böylece de o bakteri hipotonik bir ortama girdiğinde olarak patlıyor. Bakterinin protein sentezini durduruyor. Önemli enzimlerin yapımı engellenmiş olunur. Bakteri DNA'sının kendine işlemesi önlenir. Yani bakterilerin çoğalmasını engeller. Yine bakterileri aşı yapımında kullanabiliyoruz. Bizim kalın bağırsağımızda yaşayan B12 ve K vitamini sentezleyen bakteriler var. Yoğurt, sirke, alkol yapımı gibi olaylarda kullanıyoruz. Madde döngülerinde karbon döngüsü, azot döngüsü ve benzeri gibi döngülerde önemli görevleri var. Örneğin saprofitler ölü canlı artıklarını ayrıştırır ve yeniden doğaya kazandırıyorlar. Azotu ise bitkilerin kullanabileceği hale getiriyorlar. Mesela azotlu organik artıkları saprofitler amonyağa çeviriyor. Nitrit bakterileri amonyağı nitrat bakterileri ise nitriti nitrata çeviriyor ve böylece bitkilerin kullanabileceği hale getirmiş oluyorlar. Siyanobakteriler atmosferin temel oksijen kaynaklarından biridir. Yine çeşitli maddelerle kirlenmiş olan su ve toprak bakteriler tarafından temizlenebiliyor. Buna biyoremediasyon adı veriliyor. Yine genetik mühendisliği ve biyoteknolojik çalışmalarda bakterilerden faydalanmaktayız. Işıklı ve ışıksız ortamda besin sentezi yapabilen bir bakteri ile ilgili. Eğer bu bakteri hem ışıklı hem de ışıksız ortamda besin sentezliyorsa bu canlı kemoototroftur. Klorofil pigmentine sahiptir demiş. Yanlış. Çünkü fotosentez yapmıyor. Işıksız ortamda da besin sentezi yapabiliyor. İnorganik maddeleri oksitleyebilir. Kemototrofların en önemli özelliklerinden biri. Kemototrof olarak besleniyor. Doğru. O yüzden de cevabımız Edirne olacak. Bakteriler 20 dakikada bir bölünerek çoğalır. Buna göre bakterilerin birinci grafikteki gibi çoğalması beklenirken ikinci grafikteki gibi çoğalmasının nedeni hangileriyle açıklanabilir? Burada arkadaşlar her 25 dakikada bir çoğalıyordu ya da 20 dakikada bir çoğalıyordu ve geometrik dizi şeklinde artmış ama burada ise belirli bir süre sonra sayısı sabit kalmış. Demek ki bunların büyümesini çoğalmasını engelleyen bazı faktörler var. Metabolik atıklar ile zehirlenmeleri. Evet, kendi atıkların içerisinde zehirleniyorlar ama olayın endospor oluşturması veya konjugasyonla bir ilgisi yok. Çünkü bu da sayısal artışını niye engelliyor diye soruyor. Bu yüzden cevap da adana olacak. Aşağıdakilerden hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunan bir yapıdır? Kamçı bazı bakterilerde var. Kapsül patojen bakterilerde var. Yani bazı bakterilerde. Klorofil fotosentez yapanlar da var. Yani yine bazı bakteriler diyeceğiz. Mezozom oksijenli ve oksijensiz solunum, daha doğrusu mezozom diye bir şey yok ama YKS kaynakları aldığı için sorumuz da böyle almış. Bazı bakterilerde var. Ribozom mecburen protein sentezinin yapılabilmesi için tüm bakterilerde bulunmaktadır. Evet, inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen, inorganik maddelerden organik madde üreten bu bakterinin beslenme şekli ototroftur.
Dolayısıyla bir numara öncülümüz doğru arkadaşlar. B gitti ve D şıkkını da elemiş olduk. Ayrıştırıcıdır diyor. Hayır. Ototrof olduğunu söyledik. Ayrıştırıcılar heterotrof besleniyor. O yüzden şıklarımızda 2 numara olanları da eleyeceğiz. Hiçbir şık da yok. Klorofiliydi. Güneş ışığını tutar demiş. Güneş ışığını kullananlar fotosentez yapanlar. Yani fotoototrof bakteriler. Ama burada soru bana doğruluğu kesindir diyor. Bu kemototrof bir canlı da olabilir. O yüzden 3 numaralının doğruluğu da kesin değil. O yüzden A ve E şıkları da gitti. Ribozomu ile protein sentezini zaten tüm canlılar yapıyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 4 olacak. Yani C şıkkı. Yukarıdaki olaylardan hangileri bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir? Antibiyotik üretimi, evet var. Yoğurt, sirke, turşu yapımı da var. Bazı vitaminlerin sentezlenmesi, özellikle bizdeki B12 ve K vitaminlerini sentezliyorlar. Bu da var. Biyoremediasyon ve çevre temizliği arkadaşlar. Organik atıkları araştırma saprofitik grubunda var. Yani bu özelliklerin hepsi bu bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Farklı canlılara ait çeşitli hücre tiplerinin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Artı işareti ile ilgili yapının varlığını göstermektedir diyor. X, Y ve Z ve T hücrelerinden hangilerinin bir bakteriye ait olduğu söylenebilir? Şimdi arkadaşlar şurada lizozomu görüyorum. Lizozom bildiğim gibi ökaryot hücre yapısında görülüyor. Oysa bakteriler prokaryot hücre yapısında olduğu için şıklarında X olanları bir kere eledim. Yine bir başka zarlı organel var, kloroplast. Kloroplast da ökaryotlarda olduğu için şıklarında T olanı da eledim. Elime iki tane şık kaldı. Şimdi Y ve Z'yi incelediğim zaman plazmitler, evet bakteriler de var. Hücre duvarı, evet bakteriler de var. Klorofil, evet bakteriler de yine görülebilir. Bu yüzden Y ve Z bakteri olma ihtimali vardır.